اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوات Cenab-ı Hak tefsir dersimizi derganda kabul eylesin. Günahlarımıza kefaret yapsın. Bugünkü tefsir dersimizde eğer vaktimiz yeterse 7 ayeti kerimenin işari manasına bakacağız. Kur'an'ın zahiri manası olduğu gibi bir de o mananın altında işari tasavvufi manaları var. İmam Kuşeyri gibi ehli kalp olan müfessirler Kur'an'ın bu yönüyle ilgilenmiş ve bizlere büyük bir bilgi servetini emanet etmişler. Birinci ayeti kerime Bakara suresi sayfa 19 Yakup aleyhisselamın evlatlarına vasiyeti Yakup Aleyhisselam ölüm döşeğinde ben her ayetin tefsirini yapacağımız bölümüyle ilgileneceğim Izgal benihi. O o vakit dedi ki evlatlarına Ma ta'buduna min ba'di Benden sonra neye ibadet edeceksiniz? neye tapacaksınız? Galu evlatları dediler ki Na'budu ilahek senin ilana taparız. Ve ilah abaike İbrahim ve İsmail ve İshak'a ilahen vahida. Ataların İbrahim'in, İsmail'in ve İshak'ın tek ilahına taparız. Ve nahnu lehu muslimun ve biz ona teslim olucularız dedi evlatlar. Şimdi İmam Ragıp Allah ondan razı olsun. Tasavvufi şu manayı çıkartmış burada. Diyor ki Yakub Aleyhisselam evlatlarına ma ta'budune min ba'di benden sonra neye tapacaksınız derken evlatlarının puta tapmasından ateşe tapmasından, güneşe tapmasından korkmadı. Bu sözüyle şunu kastetti. Acaba benden sonra dünya ile meşgul olacak da Allah'ı unutacak mısınız? Bunu söylemek istedi. Bu adaki tapmaktan maksat hakiki tapmak değildi. Kalple ve fikirle meşgul olmaktı ve bu sözüne de şu kaideyi delil yapmış. Diyor ki İmam Râkıp, Ma gada eka anillah, bu bir kaydedir. Seni Allah'tan ne uzaklaştığı yoksa, fevve tagut, İse i̇şte senin, işte senin batıl mabudun odur. Seni dünyada Allah'tan ne uzaklaştığı yoksa, Allah ile arana ne giriyorsa, işte senin batıl mabudun odur diyor. Yakup aleyhisselam neden korkmuş? Dünyanın evlatları ile Allah'ın arasına girmesinden korkmuş. Ve bu endişeyi de ma ta'budûne min ba'di benden sonra neye ibadet edeceksiniz diye beyan buyurmuş. Kıssadan hissemiz ne? Hissemiz şu. Rabbim kendisiyle bizim aramızdaki ne varsa hepsini kaldırsın. Evet. Cenab-ı Hak bize zatından başka hiçbir şeye tapmamayı nasip etsin. Evet. Hani diyor ya evet. el hakumut tekasu. Çokluk sizi meşgul etti. Çokluk dünya Dünyanın işleri sizi meşgul etti. İşte Yakub Aleyhisselam çokluğun evlatlarını Allah'tan meşgul etmesinden korkmuş ve ma ta'budune min demiş. İkinci ayetimiz İmam Kuşeyri Hazretlerinin çok müthiş bir istimbatı. Yani ben hafızlık falan yaparken bu ayeti kerimeyi belki bin belki on bin defa okumuşumdur. Ama bu manayı çıkartmak için İmam Kuşeyri olmak lazım. Sayfa 39'da 39'da İşmevil Aleyhisselam'ın bir kıssası var. Onun kavmi ona gidiyor ve diyor ki: "İzgalili nebiyin la'mub aslanan melike." Onlar dediler ki peygamberlerine bize bir melik gönder. Nugatil fi sebilillah. Biz onunla Allah yolunda savaşalım. Bir melik, bir kumandan istediler. Allah yolunda savaşmak için. Gale İşmevil Aleyhisselam dedi ki: "Hel aseytum in kutiba aleykumul gıtal alla tuqatilu." Ya size savaşmak emredilir farz kılınır da siz savaşmazsanız ya dönerseniz. Galu onlar dediler ki ve ma lana alla nugatile fi sabilillah. Biz Allah yolunda niçin savaşmayalım ki? Ve kat uhrijna min diyarina ve ebnaina. Biz evlatlarımızdan ve memleketimizden çıkartıldık. İfadeye bir daha bak. Onlar dediler ki, biz Allah yolundan niçin savaşmayalım ki? Biz memleketimizden çıkartıldık. Evlatlarımızdan uzaklaştırıldık. İki sayfalık bir kıssadır bu. Cenab-ı Hak onlara Talut'u gönderiyor. Onlar Talut'la beraber savaşa çıkıyor. Bir kısmı geri dönüyor. Şimdi İmam Kuşayr Hazretleri diyor ki bakın ne mana çıkartmış. Onlar dediler ki biz niçin Allah yolunda savaşmayalım? Biz memleketimizden çıkartıldık. Evlatlarımızdan uzaklaştık. Onlar böyle söyledikleri için Allah yolunda savaşa çıkamadılar. Allah onlara kendi yolunda savaşmayı nasip etmedi. Çünkü onlar Allah için yapılması gereken bir amele dünyevi menfaatler kattılar. Yani onlar şöyle demeliydi dedi İmam Kuşşehir. Biz Allah yolundan için savaşmayalım ki Allah bize cihadı emretmiş bu can Allah'ındır. Bu mal Allah'ındır. Allah bize neyi emretmişse biz onu yaparız demeliydiler. Halbuki onlar dediler ki niçin savaşmayalım? Biz memleketimizden çıkartıldık, evlatlarımızdan uzaklaştırıldık. Yani onlar Allah için yapmaları gereken cihata dünyevi menfaatleri kattılar memleket ele geçirmek, evlatlarına kavuşmak gibi. Amellerinde halis olmadıkları için Allah yolunda savaşa da çıkamadılar. Ve diyor ki ey insan kıssadan hissen şu. Eğer bir işte muvaffak olmak istiyorsan o işe Allah için başla, Allah için devam et ve Allah için işle o işte halis ol amelinde Allah rızasını esas gaye. Eğer o ameli bu soru söyleyen cemaat gibi dünyevi maksatları gaye yaparsan o amelde başarılı olamazsın diyor. Evet ihlasla ilgili güzel bir nükte. Üçüncü ayeti kerime İbam Aleyhisselam'ın kıssası malumunuz. Sayfa 43. Ve gal İbrahim. İbrahim Aleyhisselam bir vakit dedi. Rabbi erini keyfe tuhil Ey Rabbim bana göster ölüleri nasıl dirilteceksin? Gale velem Cenab-ı Hak dedi ki yoksa sen iman etmedin. Gal bela. Dedi ki evet ben iman ettim. Ve lakin liyetme inne kalbi. Ama kalbimin de tatmin olmasını istiyor. Gal. Allah dedi ki fehuz ağba'ten minettay. Dört tane kuş al. Fesuhunne ilek. Onları kendine meyletti. Yani onları incele. Sonra onları öldür. Sonra onların etlerini, tüylerini birbirine karıştır. Sümmec'al ala kulli cebelin minhunne cüz'a. Sonra her bir dağın üzerine o karıştırdığın parçadan bir parça koy. Sümmet uhunne. Sonra onları çağır. Ye'tineke sa'ya. Onlar sana koşarak gelecek. İbam Aleyhisselam bunu yapıyor. O dört kuşu alıyor. Öldürüyor hamur gibi birbirine karıştırıyor. Sonra dört dağın üzerine dört parçayı, parçayı bırakıyor. Hayvanların başları da kendi ayaklarının altında. Sonra onları çağırınca o hamurlar Allah'ın izniyle havalanıp havada uçarak İbrahim Aleyhisselam'ın karşısına geliyorlar. Sonra hamurlar ayrılıp her bir vücut hangi cüzler sahipse o cüzler o vücutta toplanıyor. Ve dört hayvan İbrahim Aleyhisselam'ın karşısında başlar olmaksızın kanat çırpıyorlar. İbrahim Aleyhisselam ayağını kaldırdığında başlar da havalanıp her baş kendi vücuduna ve gövdesine giriyor. Şimdi zahiri bu. Ama kısa da müthiş batıni işari manalar var. İbnül Münzir diyor ki Allah'ın kesmesini emrettiği o kuşlar dört tanedir. İkisi havada, ikisi karada yaşar. Havada yaşayanlar güvercinle karga. Karada yaşayanlar tavus kuşuyla havuz. Şimdi Kadı Beyzavi Hazretleri bakın çıkarttığı manaya bak. Diyor ki nasıl ki İbrahim Aleyhisselam bu dört kuşu Allah'ın izniyle davet etti. Ve bu dört kuş onun emrine icabet etti. Ey insan, eğer sen de nefsinde nefsinde güvercinin tabiatı olan yüksekten uçma sevdasını öldürebilirsen Karganın sıfatı olan uzun kuruntuyu, uzun emeli öldürebilirse, horozun sıfatı olan kızgınlık ve öfkeyi öldürebilirse, ve tavus kuşunun sıfatı olan güzelleşmek sevdasını öldürebilirsen, nasıl İbam Aleyhisselam o dört kuşu davet etti onlar geldi, sen de nefsinde bu dört kuşun sıfatını öldürdüğünde yüksekten uçma sevdası, uzun kuruntu ve emel, şiddet ve öfke, güzelleşmek sevdası. O zaman o nefsi Rabbine davet ettiğinde o nefis sana itaat ederek gelir demiş. Kadir Bey sağ Yani dört kuşun kendisi dört kuşun sıfatından Nefsin sıfatlarına yol bulmuş O kuşların kesilip İbrahim Aleyhisselam'a itaat etmesi gibi Sen nefsin de nefsinde o sıfatları kesersen Nefsin sana itaat eder demiş Ebu Sud Hazretleri de Farklı bir mana çıkartmış Farklı bir mana Bir önceki ayette Üzeyir Aleyhisselam anlatılıyor Üzeyir Aleyhisselam bir şehre geliyor. Şehir yıkık, haram bir şehir. Diyor ki Allah bunu öldükten sonra nasıl diriltecek? Enna yuhyi nasıl diriltecek? Hazi bunu Allah Allah bade mevte ölümünden sonra. Fe emateullah miyete am. Allah onu tam yüz sene öldürdü. Sümme sonra onu kaldırdı. Gale lebis dedi ki ne kadar kaldın? Gal dedi ki Uyuz Aleyhisselam lebistu ben bir gün kaldım. Ev ba'de dedi bir günden daha az kaldım. Allah dedi ki ben lebis, lebis de an. sen tam yüz sene kaldın. Şimdi bakın Ebu Usta Hazretleri'nin çıkarttığı manaya bakın. Üzey Aleyhisselam'ın Allah bunları nasıl diriltecek sorusuna Allah yüz sene sonra cevap verdi. Onunla beraber ölen eşeğini, kemiklerini dirilterek. Kısa devamında da anlatılıyor. Ama İbrahim Aleyhisselam'ın duasını Allah hemen cevap verdi. Üzey Aleyhisselam'ın yüz sene beklemesi, İbrahim Aleyhisselam'ın beklemeden duasına icabet bulmasının sırrı şudur diyor. Üzey aleyhisselam diyor ki enna yuhyi hazihi ba'de Mevtia. Allah bunu nasıl diriltecek? İbam aleyhisselam diyor ki Rabbi erini keyfe Rabbim bana göster öyle nasıl dirilteceksin? Duasına Allah'ın Rab ismiyle başladığı için Rab ismi duasına şefaatçi olmuştur. Ondan hemen icabet gelmişti. Halbuki güzel Aleyhisselam Allah bunları nasıl diriltecek demişti. Dolayısıyla diyor duasına çabuk icabet isteyen dua ederken Allah'ın Rab ismiyle duasına başlasın. Bu da Ebu Sud Hazretleri'nin bir istimbatı. Dördüncü ayeti kerime, dördüncü ayeti vaktimiz biraz daha var. İnşallah yediği tamamlayacağım. Çok kısa bir isim ama benim çok hoşuma gidiyor. Yani İmam Kuşeyri Hazretleri tasavvufi ve işarı manayı toplamakta bir padişah yani. Şimdi diyor ki sayfa 46 Kuran-ı Kerim'de çok, evet. çok geçer bu ifade. Ve evet. tagu yevmen o günden korkun ki turcaune fihi ilallah. Siz o gün Allah'a döndürüleceksiniz. Sonra tuvaffa kullu nefsi ma Her nefis neyi işlemişse, neyi kazanmışsa, kazandığı ameli ona tas tamam verilecek ve onlar onlara zulm edilmeyecek. Yaptığı bir amel zayi olmayacak. İşlemediği bir günah karşısında bulmayacak. Ne yaptıysa. Şimdi diyor ki İmam Kuşay Hazretleri Cenab-ı Hakk'ın bir Havasa hitabı vardır. Havas seçilmiş kullara. Bir de avama hitabı vardır. Evet. Cenab-ı avama hitap ederken vettegu yevmen der. O günden kork. Ama havasa hitap ederken vettaguni der. Benden kork. Cenab-ı avamı o günle korkuturken havası o günle korkutmaz. Havası kendisiyle korkutur. Çünkü havasın en büyük korkusu Rablerini kendilerine küstürmektir. Subhanallah değil. Havasın korkusu cehennem falan değil. Yani. Havasın korkusu ya Rabbim bana küserse, Rabbim bana gazap ederse, Rabbim beni kulluğundan tard ederse çıkartırsa. Bundan korkar. O yüzden vettegu yevmen avamın hitabıdır. Vetteguni benden korkun havasın hitabıdır. Havas bir başka kardeşler. Beşinci ayeti kerime balarsı gibi böyle çiçeklerden nasibimizi toplaya toplu ilerliyoruz. Cenab-ı Hak müminlerin sıfatlarını anlatıyor. Ali İmran suresi. İnne fi halqi semavati vel ard muhakkak ki yerin ve göğün yaratılmasında ve ihtilafi ven nahar gecenin ve gündüzün ihtilafında birbirini takip etmesinde le ayatin li ulil elbab elbette akıl sahipleri için ayetler vardır. Ellezîn diyor Allah'ım. ismi mevsul. O akıl sahipleri o kimselerdir ki yezkûrûn Allah. İlk sıfat bu. Allah zikrederler. Gıyâmen ve gu'ûden ve alâ Ayakta, oturarak ve yanları üzerine. Bu ne demek? Başka bir hali var mı insan? Ya ayaktadır, ya oturuyordur, ya da yatmıştır. Yani onlar her halükarda Allah zikrederler. Ve ve tefekkür ederler. Tefekkür. Fi halgı semavati vel ard. Semavatın ve arzın yaratılışında. İmam Gazali Hazretleri tefekkürü üçe ayırmış. Şu anda aklıma gelen bir nüktü o. Bir demiş, Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatlarını tefekkür edip, Allah hakkında gelebilecek vesveselerden kurtulmak, İki, helal ve harama işaret eden ayetleri tefekkür etmek. Bu helaldir, bu haramdır diye. Ve üçte, de yerin ve göğün ve içindeki mahlukatın inceliklerini tefekkür edip subhanallah demek. Şimdi tefekkür, tefekkür nafile ibadetten evlan sayılmış. Değil mi? Hatta işte bir saatlik tefekkür, işte bir günlük, bazen bir aylık, bazen bir senelik hasarı geçiyor. Nafile ibadetten evladı buyurulmuş. Müfessirler de tefekkür niçin daha evla? Bunun izanı yapmışlar. Ben birkaç nüktesini nakledeyim. Demişler ki tefekkür şu sebeplerden daha kıymetlidir. Bir, tefekkür seni Allah'a ulaştırır. İbadet ise seni Allah'ın sevabına ulaştık. Seni Allah'a ulaştıran şey... ...elbette Allah'tan gayrına ulaştıran şeyden daha mi? Güzel izah değil mi? Tefekkür seni Allah'a ulaştırır. İbadet seni Allah'ın sevabına ulaştırır. Elbette seni Allah'a ulaştıran şey... Allah'tan gaygına ulaştıran şeyden daha kıymetlidir. İki demişler. Tefekkür kalbin amelidir. Kalbin işidir. İbadet ise diğer azaların işidir. Kalp diğer azalardan üstün olduğuna göre elbette kalbin ameli diğer azaların amelinden üstün olacaktı. kalp değil mi? Daha üstün bir cihaz. Elbette kalp tezgahında dokunan amel ve ibadet bir elde, bir ayakta, bir gözde, bir dilde, bir kulakta dokunan, ortaya çıkan ibadetten daha kıymetli olacaktı. Üç demişler. Bununla noktalayalım bu nükteyi. Tefekkür seni marifetullah'a, Allah bilgisine, Allah bilgisi de seni Allah sevgisine ulaştık. Çünkü insan bildiğini bildiği nispette sever. Tefekkür Allah bilgisine ve oradan da Allah sevgisine ulaştık. Ama ibadet ancak seni sevabı ulaştık. Elbette Allah sevgisine ulaştıran bir amel, Allah sevgisine ulaştırmayan bir amelden daha evladır demiş müfessirler. Altıncı ayeti kerimemiz kardeşler. Altıncı ayeti kerime. Bu da Maide suresi sayfa 110-111. Cenab-ı Hak Musa aleyhisselamın kavmine bir kavimle savaşmayı emrediyor kısanın özü bu. Musa aleyhisselam o kavm, kavim, hakkında bilgi toplaması için bir grubu o kavme yolluyor. Musa Aleyhisselam'ın gönderdiği kişiler o kavmi görünce çok düşseliymiş. Hatta tefsirde şöyle geçiyor. Musa Aleyhisselam'ın gönderdiği kişiler yakalanıyor. O kadar düsseli ki ya onlar yakalayanlar onları alıp şu sinelerine koyuyorlar. O da taşıyorlar. Ya, bu kadar cüsseli bir kavim düşünün. Diyorlar ki bunlar niçin geldiniz siz? Gerçeği söyleyin. Diyorlar ki biz savaşacağız sizinle. Bilgi toplamak için geldik. Tabi onların küçüklüğünü, kendi büyüklüğünü görünce bunlar. Onlar bir şey yapmıyorlar. Gidin de savaşma için gelin diyorlar. Tabi bunlar gidince, bunlar gidince, ama Musa Aleyhisselam diyor ki onları gönderirken. Orada gördüğünüzü sakın benden başka kimseye anlatmayın. Tabi bunlar durmuyor. Beni İsrail böyle ya. Durunca bunu anlatıyorlar. Tabi o cüsseler böyle dev gibi. Musa Musa Aleyhisselam'ın kavmi çok azı müstesna savaşmaktan vazgeçiyor. Ve şöyle diyorlar. Galu dediler ki ya Musa ey Musa inna lennedhuleha ebeda biz asla oraya giremeyiz. Ma mufi fi onla orada oldukça. Fezzeb ente ve rabbuk sen ve Rabbin gidin fe <laughs> gatila ikili savaş. İnna hauna gaizun biz burada oturacağız. Böyle bir kavim var düşünün ya. Yani. Bir ayet-i atladım. Gale Allah diyor ki Fe innaha muharrametun aleyhim erbaine sene onlara, onlara o kavme girmek, o topraklara girmek tam 40 sene haram edildi. 40 sene. Yetihune fil art. Onlar yeryüzünde böyle başı boş dolaşırlar sarhoş gibi. Cenab-ı Hak onlar kardeşlerim bir sahraya soktu. Onlar sahradan çıkmak için her gün yola çıkardı. Ve her akşam güneş battığında yola çıktıkları yerde kendilerini bulurdu. Her akşam. Diyor ki tefsirlerde sen ve Rabbin git siz savaşın. Biz oraya asla girmeyeceğiz diyenler ölmedikçe onlar oradan çıkamadı. Bu sözü söyleyenlerin nesli 40 sene sonra kesildi. ...onların torunları ve evlatları... ...tam 40 sene sonra... ...o beldeye girdiler... ...ve Allah'ın izniyle orasını fethettiler. Şimdi onlar sahrada gezerlerken... sahada tabi çöl burası yani... ...Cenab-ı Hak... ...Cenab-ı Hak... ...onlara... ...gökyüzünden... ...bıldırcın yağdırdı. Gökyüzünden helva yağdırdı. Şimdi bakın... ...yani... İstimbat'a bakın. Tevilat-ı Necmiye'den bir nakil. Fesubanallah ya. Fesubanallah. Diyor ki bu kısa iyi arkadaşın güzelliğini ve kötü arkadaşın zararını ortaya koyar. Onlar Musa Aleyhisselam'la arkadaşlık yaptıkları için bıldırcın yediler, helva yediler. Musa Aleyhisselam onlarla arkadaşlık yaptığı için 40 sene o çölde gezmek zorunda kaldı. Diyor ki arkadaşına dikkat et. Evet değil mi? Musa Aleyhisselam Allah'ın salih bir peygamber ama onlarla beraberdi. Onların günah yüzünden o da 40 sene o çölde kaldı. Onlar da Musa Aleyhisselam'ın iyiliğinden istifade edip gökten bıldırcın yediler. Kıssadan hisse ne? bize bıldırcın yedirecek dostlar bulalım. Bizi çölde gezdirecek insanlardan, dostlardan uzak olalım. Ve son ayeti kerimemiz, yedinci ayet. Mesela bu acayip bir nükle kardeşlerim. Yani şu okuyacağım ayeti kerimeyi kısa olarak bilmeyen kimse yoktu. Ben zaten çok kısa bölümünü okuyacağım. Malum Musa aleyhisselam firavuna gidiyor. Asasını atıyor. Asası yılan oluyor. Elini çıkartıyor. Eli bembeyaz oluyor. Firavun sen bir sırbazsın diyor. Sonra bütün sırbazları topluyor. Musa aleyhisselam o sırbazların karşılıklı şöyle bir mücadelesi var. Müsabakası var. Ve uhayna ila hatta biraz yukarıdan alayım. Kıssa da Kuran'ın lisanı dinleyelim. Onlar dediler ki ey Musa sen mi atacaksın yoksa biz mi atalım? Gale elgu. Dedi ki Musa aleyhisselam siz atın. Felemme <laughs> elgav. Ne zaman ki onlar asarlarını attılar. Sahagu aynen naz. insanların gözlerini büyülediler. Ve starhebuhum. <laughs> Onları korkuttular. Ve ca'u bi sihrin azib. Büyük bir <laughs> sihirle geldiler. Bütün düşünün yani Hatta tefsirlerde geçiyor böyle. Tabi belki binlerce sığbaz atınca asarlarını asarlar üst üste sanki böyle bir dağ düşünün yılandan bir dağ böyle bir hal nasıl bir endişe şey korku siz ya hatta Musa Aleyhisselam bile korkuyor Cenab-ı Hak la ona korkma diyor yani Musa Aleyhisselam bile korkuyor bir peygamber o sanatın o bile endişe ediyor yani ve hayna ila Musa biz Musa'ya vahyettik. En elgi asak asanı at diye. Feyza hiye telgafu ma ye'fikun. O asa ondan uydurduğu her şey yutacaktı. Fevagal hak. Hak ortaya çıktı. Ve badala mekanu ya'melun. Ondan yaptıkları da boşa gitti. Şimdi Feguli bu Onlar o da mağlup oldular. Ve galabu sağirin ve küçültülmüş bir şekilde döndüler. Ve ulgiye saharatu sacidin. Sihirbazlar kendini secde yattı kardeşler. Attılar secde. Galu dediler ki Amenna bi Rabbil alemin. Rabbi Musa ve Harun. Biz alemlerin Rabbine Musa'nın ve Harun'un Rabbine iman ettik Resul. Gale firav. İmtihana bakın ya. feravun o sirbazları dedi ki. Âmentum bihi. Gablen Ben size izin vermeden önce siz ona iman ettiniz. Ben de izin vermedim. İnne Bu muhakkak ki bir tuzaktır. Siz yani mekar tumu fil medine. Siz onu şehirde beraber ayarlamıştınız. Bak bunu kabul ediyor Firavun. Diyor ki bu bir tuzaktır. Bu bir tuzaktı Siz şehirde Musa ile yan yana gelip bu tuzağı alayımda kurdunuz. Lituhricu minha ehleha ahaliyi bu şehirden çıkartmak için. Şimdi çok güzel bir kıssa kardeşlerim. Çok güzel bir yani nükte. Çok güzel bir nükte. Demişler ki müfessirler burada Sihirbazlar secdeye kapandı ve iman ettiler. Ama Firavun iman etmedi ve bunun bir tuzak ve oyun olduğunu kabul etti. Bunun sebebi şudur diyorlar. Sihirbazlar sihir ilmine vakıf oldukları için Musa aleyhisselamın yaptığının bir sihir olamayacağını anladılar. Dediler ki bunu ancak bir peygamber yapabilir. Çünkü bu sihir değil. Sihir değilse mucizedir. Mucize de ancak peygamberin elinde sadı olur. Ama Firavun sihir ilmine vakıf olmadığı için bunu bir sihir ve büyü zannetti. Ve devam ediyor müfessirler. Eğer sihir gibi, büyü gibi şeriatın yasak ettiği bir ilim bile İnsanı hidayetine böyle vesile olabiliyor. O ilimden mahrumiyet dalalette ve inkarda kalmaya Firavun gibi bir sebebiyet verebiliyorsa o zaman siz fıkıh gibi, akait gibi, hadis gibi, tefsir gibi ilimlerin kıymetini buna kıyas edin. Fe subhanallah. Yani ilmin kıymetine şu Kıssayı nasıl delil yapmışlar? Evet, sihirbazlar sihir ilmine vakıf oldukları için iman ettiler. Onların imana sebep olan şey sihir ilmine vukufiyetleridir. Çünkü anladığı bu sihir olamaz. Firavun küfürde kaldı. Çünkü o sihir ilmini bilmiyordu. Sihir gibi şeriatın yasak ettiği, haram dediği bir ilim bile böyle hidayete vesile olabiliyorsa siz tefsirin Fıkhın, hadisin, akaidin kıymetini buna kıyas edin demiş müfessirler. Kardeşlerim bu tefsir dersimizde Kur'an'ın işari manasına, tasavvufi yönüne şöyle bir baktık. Ve yedi ayeti kerimeden yedi küçük nükteyi aldık, cebimize koymaya çalıştık. Rabbim dergahında kabul eylesin. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا تقبل منا بهمة فاتحة